Hocam bir izleyicimiz namaz surelerinin hepsini bilmiyorum. Namazım kabul olur mu demişler. Şimdi namazın bu sureyle ilgili olan kısmına biz kıraat diyoruz. Namazın farzları var ya. Evet hocam. Onlar 12'de biri kıraat. Yani Kur'an-ı Kerim okumak. Peki Kur'an-ı Kerim deyince ne anlıyoruz? Fatiha, İnna a'tayna, kul huval, kul eûzu bi rabbil felak, kul eûzu bi rabbin nas. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim. Evet. Şimdi buradan namaz sureleri tabiri bize mahsus bir şey. Yani bizim Türklerin kullandığı. Evet. Niye? O sureler kısa. Ve insanlar onları daha çabuk ezberleyebiliyor. Ve çoğunun ezberinde de bunların dışında başka Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm yok. Evet. Namazda dönüp dönüp bunları okuyoruz. Ondan dolayı bunlara namaz sureleri denilmiş. Aslında tüm Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim tamamı namaz suresi. Buna kalırsan. Ne kadar sen uzun okursan Evet. namazda o kadar çok sevabı var. Hatta Eyvallah. şu tartışılıyor değil mi? Çok fazla namaz kılmak mı daha çok sevap getirici? Evet. Yoksa uzun kıyamı olan, yani Peygamber Efendimiz bir namazda diyor şu kadar ayet okurdu. O tuvalül müfassal, kısarül müfassal. Yani onlar uzun surelerden okurmuş. Dolayısıyla yani insan ne kadar çok biliyorsa Kur'an-ı Kerim o kadar iyi. Ama bir az biliyor. Yaşı geçmiş, ezberleyemiyor. Bildiği 4 sure var. Bir Fatiha var, arkasından da 4 tane sure var, namaz surelerine diyelim. Dönüp dönüp onları okuyor. Allah kabul etsin. Amin. Namazı olur. Çünkü farz yerine gelmiştir. Eyvallah. Teşekkürler hocam. Hocam Ali Bey sormuşlar. Babam Alzheimer demans oldu. Beni bile tanımıyor. Gurbette uzaktayım. Onun adına tevbe estağfirullah yapabilir miyim Hayır. demişler. Ve la tezru vaziratun vizre uhra. Eyvallah. Tövbe estağfurullah neyin şeyidir? Günahın tövbesidir. Evet. Yani insan günah işlemiştir, pişman olmuştur. Affını diliyor Cenab-ı Hak'tan, söz veriyor yapmamaya. Tövbe budur. Ve bu tövbe yapma da vekalet caiz değil. Yani benim yerime sen tövbe ediver. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla burada babası artık Allah affetsin. Ha, onu yapabilir yani baba, ya Rabbi benim babamı affet diye dua eder. Günahlarını affet diye dua eder. Ama babasının işlediği günahlardan dolayı tövbe olmaz. Şimdi kim suç işlemişse onun telafisi de ona aittir. Evet. Kim bir zarar vermişse onun telafisi ona aittir. Burada suçu işleyen babasıdır. Telafisi nedir? Tövbedir. Varsa kefarettir. Ve daha da olması öbür dünyada bunun karşılığıdır. Bunu çekecek, o yüklenecek olan da o suçu, o günahı işleyendir. Onun yerine hayru hasenat. Tamam işte onun için dua eder. Onun adına hayır hasenata bulunabilir tabii. Eyvallah hocam. Hocam bir izleyicimiz evli bir erkeğin eşi öldüğü zaman ölen eşinin bekar kız kardeşiyle o erkek sonradan evlenebilir mi demişler. Evlenebilir. Şimdi bakın, evlilik yasakları içerisinde tabii birkaç kalem var bunlar. Evet. Ne diyoruz? Karabet, sıhriyet, Sıhriyet. din ayrılığı, Evet. efendim rada. Başka var mı? Yok herhalde. Bir de işte 4'ten Onu fazla. katmadım Ona hocam. gerek Onu yok zaten. katmadım. Öyle adam yok şimdi pek. Evet. Şimdi karabet demek akrabalık demek. Evet. Kan akrabalığı. Yani kimdir? İşte usul furu, babanın furu ve dedenin birinci derecede furu. Evet. Şimdi bu. Şey Hocam özür dilerim. Burayı açsak mı? Hani babanın yani kişinin şimdi kendi şöyle. Kişinin kendi usul ve furu demek aşağı doğru çocukları, torunları, yukarı doğru anaları, babaları, dedeleri, nineleri. Evet. Şu usul furu kelimelerini biraz Ha, asıl anlamaya. demek usul yani dünler galiba bunu Evet açıkladık. Üç geçiyor. soy, at soy diye ifade ediliyor burada. Evet. Şimdi babanın usulü Evet. babanın değil, dedenin furuu kimdir onlar? Baba, amca, hala, dayı. Ve orada bitti. Tamam. Çünkü amca kızı, teyze kızı, hala kızı, işte dayı oğlu bunlar evlenmesi caiz bunlar. Caiz. Ha. Şimdi bir de evliliğe dayalı olan evlilik yasakları var. Bunlar iki çeşittir. Evet. Sıhriyet diyoruz ona. Bir daimi olanlar vardır. Evet. Bir de geçici olanlar vardır. Daimi olanlar nedir? Üvey anne, üvey baba, üvey kız. Efendim, üvey oğul, gelin damat Eyvallah. kişi için. Bunlar da ebediyen evlenemez insanlar. Yani bir adamın oğlu ölmüş geliniyle evlenemez.
veya bir kadının damadı, şey kızı ölmüş damadıyla evlenemez. Ha. Bir de cem dediğimiz, demin aklımıza gelmeyen cem. Yani iki kişiyi bazen bir arada evli bulundurmak caiz değildir. Aynı anda evli olmak. Bu geçicidir. O da kimdir? İki insan var. Evet. İki kadın var diyelim. Bunlardan birisini erkek farz ettiğimiz zaman, diğeriyle evlenemiyorsa, bu ikisini aynı anda nikah altında tutmak caiz değildir. Mesela iki kız kardeşi. Evet. Teyze ile yeğeni. Yeğeni. Hala ile yeğeni. Aynı anda nikah altında tutmak caiz değil. Ama bunların birisinin nikahı bitti mi, ister bu ölümle olsun, ister boşanmakla olsun, diğeriyle evlenebilir. Evet. Yani burada diyelim ki kişinin hanımı vefat etmiş, baldızıyla evlenebilir. Hanımının halasıyla evlenebilir, hanımının teyzesiyle evlenebilir ama kayınvalidesiyle yok. Yani bu saydıklarımdaki o evlilik yasağı geçici. Peki hocam, burada hanımı vefat ettikten sonra baldızıyla evlenecek ya, o arada bir süre beklemesi vesaire gerekir mi? Şimdi bir kadın kim olursa olsun, ister baldız olsun, ister başka biri olsun, kocası öldüğü zaman iddet bitmeden başkasıyla evlenemez. Mutlaka iddetinin bitmesi lazım. Ne demek iddet? Bir evlilik sonuçlandı, sonlandırıldığında gibi sonlanma bazen boşamayla olur. Evet. Bazen fesihle olur. Bazen de ölümle olur. Sonlandığı zaman o kadın belli bir süre beklemesi lazım evlenmeden. Evet. Eğer bu kadın, adam şeyse, boşanmışsa karısını, bu kadın adet görme çağında ise 3 defa adet olup temizlenince kadar. Adet görme dönemi bitmiş ise 3 ay. Hamile ise çocuğunu doğuruncaya kadar bir başkasıyla evlenemez. Ve bu süre içerisinde kendisine evlilik falan da teklif edilemez. Ha, koca ölmüşse, o zaman hamile ise kadın çocuğunu doğurması, hamile değilse 4 ay 10 gün. Bu bitecek, ondan sonra bir başkasıyla evlenebilecek. Bu süreye iddet diyoruz. Bu ister baldızıyla evlenecek olsun, ister yabancı bir kadınla. Bu o kadının kocası boşanmışsa o boşama iddeti, ölmüşse ölüm iddetini beklemesi lazım bir başkasıyla evlenmeden önce. Eyvallah hocam, teşekkürler. Hocam, bir seyircimiz de, kardeşim vefat etti, kızı ve eşi var, kardeş olarak bize miras düşüyor mu demişler. Şimdi bir tane mi kızı var? Sorudan yani rakam belirtmemişler. Bu soruyu soran onlara miras düşer genelde. Miras düşer. O kızlarının sayısına göre kendisi erkek mi kadın mı, onlara göre durum değişebilir ama miras düşer. Tabi bunu böyle bir durumda gidip ehil birisine sorması lazım, detaylı anlatarak. Eyvallah hocam. Hocam, bir seyircimiz de, miras şer'i hukuka göre bölünmediği için abime bir hisse verildiğinden eşim istemedi benim hissemi. Ablamlar da benim hisseme dokunmadıklarını, çocuklar büyüdüğünde düğünde takacaklarını söylediler. Zekat bana mı ait oluyor? Benim diyemiyorum çünkü para bende değil demişler. Şimdi burada baba ölmüş. Evet. Öyle mi? Şimdi erkek var. Evet. Ve kızlar var. Evet hocam. Kızlar, biz demişler, medeni kanuna göre böleriz. Evet. Ha, erkek de aynı, onların aynı oranda alması gerekiyor medeni kanuna göre. Evet. Ha, burada isterlerse böyle yapabilirler idi hep beraber karar vererek. Şimdi diyor ki, eşim madem ki sana şer'i hakkı vermediler, öyleyse biz onu almayız dedi. Burada anlaşılan o ki, hanımı kocasına böyle demiş ve almamışlar. Şimdi almayınca o miras bunların değil. Almamışlar. Evet. Reddetmişler. Ha, şimdi o kardeşleri, yani kız kardeşleri diyorlar ki, o şey işte abimizin ve erkek kardeşimizin hakkı bizim elimizde. Biz onu çocukla evlendiğinde takı olarak takacağız. Bu mal kimin şimdi? Kimin elinde? Kimin? Yani eğer şey bunu borçlu hissediyorsa, yani o malı elinde tutanlar kendilerini borçlu hissediyorlarsa, karşı taraf bu mal karşı tarafın diyorlarsa,
karşı taraf da bunu inkar etmiyorsa, o zaman karşı tarafın yani o malı, mirası almayıp da sonradan kendilerine verilecek olanların zekatını vermesi lazım. Ama o malı elinde tutanlar, onu kendilerinin olarak biliyorlarsa, o zaman onlar verecek. Eyvallah hocam. Teşekkürler.